Görüşürüz. Aa, telefonum yok. Eve gidip alsam geç kalırım. Aman yok, aşkımı bekletmeyeyim şimdi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Servis. Kim bana mesaj atacak? Yanlış gelmiştir herhalde. Mesajım seni rahatsız etmemiştir umarım. Duygularımı yüz yüze anlatmaya çekindim. Beni gördüğünde umarım bana kızmazsın. Ebe bu? Kimsiniz? 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 Hay, Nergiz'in mesaj atmış. Kimsiniz mi? Tavır mı yapıyor bana şimdi bu? Hani sen kimsin de bana böyle mesajlar atıyorsun gibisin ya. Keşke mesaj atmasaydım ya. Geri dönüş de yok. Dönülmez akşamın ufkundayım. Ah Samet, ah! Ne yazsam ki? Bana karşı aynı duyguları beslemediğini görüyorum. Ama ben pes etmeyeceğim. Görüyorum diyor. Kaçtık. Ah. Şey diye. Ama emin olmadan hiç sesimi çıkarmayacağım. Bana doğru geliyor ama emin olmadan şey yapmayayım. Songül, hoş geldin. Hoş bulduk Necip. Lale'nin dikanasını burada yapacaktık da o yüzden bir uğrayayım dedim. Çok sevindim, çok. Evlensin tabii. Herkes seyirlik peşinde. Ömürlük olanın peşinde olmalı insan. Artık darısı bizim de başımıza. Tabii, tabii. Çok ayıp Necip, çok. Sana hiç yakıştıramadım. Niye yakıştıramadın Songül? Sevmek ayıp bir şey mi? Necip? Ne yapıyorsunuz siz? Ben sizi kaç yıldan beri tanırım. Yani olacak şey mi? Ben rahmetli eşinizi de tanırdım yani. Neyse, ben duymamış olayım. Ya gerçekten hiçbir şey anlamadım Songül. Ne ayıbı? Bak Necip, sen ayıbın ne olduğunu biliyorsun. Lütfen bu mevzuyu açmayalım bir daha. Olur mu? Ben duymadım. Bilmiyorum, tamam. Nerede kaldı ki şimdi bu ya? Acaba buluşmaktan da mı vazgeçti? Yok canım, benim hınzırım öyle bir şey yapmaz. Yapar mı acaba? Ah Samet, ah! Arayayım ya. Tabii canım, arayayım. Arayayım, kurtulayım. Evet. Nergis, ben çay bahçesinin önünde bekliyorum seni. Geliyorsun değil mi? Tamam, ben bekliyorum seni. Ay, bu yanlış anlaşılma oldu. Ay pardon. Hadi görüşürüz. Ben dokunmadım ama çok güzeldi kahve. Necip kardeş, hadi hoşça kal. Ödeyeceğim tabii ki parasını. Ay. Artık gözüm de görmüyor. Ama her şeyde bir hayır vardır. Nerede sanam? Her şeyde bir hayır vardır. Elime düştü. Nergis. Bana kızmamışsın. Niye kızayım ki sana? Şey, mesajlarıma
Ya ben görmedim ki mesajları. Evde unutmuşum telefonumu. Evde mi unuttun? Ben az önce telefonla kimle konuştum o zaman? Samet. Nergis. Annemle mi konuştun yoksa? Ne dedi? Çay bahçesi önünde bekliyorum. Gel dedi. Buraya mı geliyor? Samet hemen gitmen lazım. Hemen. Niye ya? Ne güzel tanışırdık. Hem annen sever beni. Şu tatlılığa bak ya. Bak sen annemi tanımıyorsun. İkimizi de öldürür. Zaten yalan söyleyerek geldim ben buraya. Tamam ya. Ben anlamadım ki bu işi zaten. Bir oturup konuşamadık ya. Samet hadi. Tamam kaçıyorum ben hadi. Hadi. Hatta koşuyorum ben. Hadi Samet. Ben kime soracağımı bir bilsem. Ah çok pardon efendi göremedim. Kusura bakmayın niye ya. Niye dikkat etmiyorsun kardeşim? Sen. Ben. Ben. Kraliçe canavarı. Ah gitti. Gitti. İyi mi yaptın ha? Ha? Sen beni buraya kadar takip ettin değil mi? Bunu elde etmek için. Yok daha neler. Hiç işim gücüm yok. Oradan geldim buraya böyle gördüm sizi takip ettim. Çarptım tatları düşürdüm. Daha neler hanımefendi ya? Gebertirim seni. Seninle uğraşırdım ama. Yapacak çok daha önemli işlerim var. Ters. Çattık. Vallahi çattık. Doktor bey. Ya birazcık dinlensek bir şeyler falan yesek yani. Arkadaşlar da hamile hala acıktılar. Filiz Hanım daha 15 dakika oldu. Ya ben zaten bir haftada önce o kadar yürüyorum ya. Arkadaşlar duralım. Peki o zaman bayanlar biraz dinlensin. Ha? Biz de biraz koşalım. Tabii kendine güvenenler varsa. Aşkım, sen de koşsana ya. Ama seni yalnız mı bırakayım hayatım? Laleler var burada. Ben onlara dururum. Hadi koçum benim, hadi. Hadi. Ben aslında böyle koşardım koşmasına da şimdi kostüm müsait değil biliyor musun? Yoksa koşarım yani. Sen de biz şurada böyle bir baş başa yürüsek biraz ha? Vallahi sen de iyice yüz buldun Kurtuluş ha. Ya Nilüm. Ya özel bir şey konuşacağım ya lütfen. Aa, iyi tamam. Ablam ben bir eniştem benimle özel bir şey konuşacakmış. Artık ne konuşacaksa gideyim geleyim ha. İyi hadi fazla uzaklaşmayın. Tamam ablacığım hadi. Ben de abisi. Bayağı yoruldunuz. İsterseniz dinleyin. Hayır tabii ki daha. Yeni ısınmaya başladım. İyiyim hadi. Bence vazgeçin. Abi sözlüğümde öyle bir kelime yok. Öyle mi? O zaman ben size yeni bir sözlük alayım. İşte yavaş yavaş tamam hemen. Tempolanma tempolanma yavaş. Of. Kuzen, bu işler sana göre değil. Dön istersen. Aman oradan bırak. Sana göre mi o işler bana göre değil? Yürüyen dalak. Dalağım şişti benim of. Tamam beni bırak. Devam et hadi. Tempoyu düşürme. Telefon. Hadi bakalım. Senden haber bekliyorum. Koş sen daha koş. Pelin Süre yüz yüze gelince ne yapacaksın bakalım. Güzeller güzeli karım. Sana layık değil ama kır çiçeği. Teşekkür ederim Kurtuluş. Ay ne yapıyorsun be? Aa. Ne yapayım ya? Ya öpme. Sen beni falan öpme şu anda. Dur bakayım. Söyle bakayım şu adam olma çalışmaları nasıl gidiyor? Hı? Ha. Vallahi nasıl gitsin canım? Misal geçen gün böyle kahvede oturuyorum. Bizim çocuklardan biri geldi. Acayip bir tüyo almış altından. Durdu böyle ortak olalım diye. Borç verdim, ortak olmadım. Aa, gerçekten mi kurtuldun? Ha. Hani sen geçen gün geldin ben bir 90 bin liralık bir acı diyordum ya. Ha. O acı o 90 bin liralık acıydı işte.
Ne? Ya. 90 bin lira mı? Ay. Ay sen şimdi 90 bin lira mı kazanacaktın ya? Ya bitti o iş kızım. Kapandı o defter. Kumar mumar yok artık benim için. Tamam. Aferin. Başka? Başka? Karı kız. Yok yani karı kız derken şey. Ya yolda görsem dönüp bakmıyorum nünüm. Misal geçen gün yok mu Zerrin? Yolda karşılaştık böyle. Ya dedi Kurtuluş ev boş dedi. Bir ay dedi hani gelsene dedi. Bir de korkuyorum falan dedi. Öyle mi dedi? Ha ben de dedim. O kadar korkuyorsan git kendine köpek al dedim. İyi demişsin. Demek ondan böyle suratı beş karıştı onun. Helal be benim kocama be. Helal. Başkası. Yani aferin demek istedim. Böyle devam. Bir öpeyim mi be? Hak ettim ya. Hayır. Ya böyle teşvik primi gibi düşündünüm. Ha? Ay iyi hadi öp. Al sana. Kurtuluş. Ay ne yaptın be? Ay kurtuluş. İyiyim. Yapmışım. Sen iyi mi? Nürüm! Buradayım! Nürüm iyiyim, yok bir şeyim. Birazcık düştüm. İyi kurtuluş. Ay, yavaş kızım, yavaş. Ben oradan buraya mı düştüm? Hiçbir şey olmadı ha. Vallahi iyiyim. Geç hadi geç sen çık. Vay be. Çok acıktım. Beller. Yavaş hayatım dur. Ete de yer kalsın. Fazla yeme. Afiyet olsun. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Maşallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Allah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Beğendin mi kuzu etini? Köfte sucuk falan da var istersen. Ne oldu? Bu kuzu eti mi? Ama ne kuzu? Yani ne oldu? Gerçekten kuzu eti mi yedim ben? Evet. Ya ben minicik bir kuzuyu mu yedim? Tamam, yeme. Yeme ama annesinin bir tanesiydi o bak. Biricik aşkı gitti. Al. Kıpırcım alama be. Can boğazdan gelir yesene ya. Ay yok yiyemem ama. Aşıktan ürüyorum. Ver ver köfte mesleği. Ekmek de versene. Al bakalım. Dur ne yapıyorsun? Hayır sen yeme. Yeme onu. Tamam ben de yemem. Tamam siz yemeyin ben yiyeyim onu. Alayım şöyle. Ver ver. Benim çitlenmeyeyim göme. Aynen. Göm hayatım. Aynen. Yalnız çatalı alabilir miyim? Çatal verelim kardeş de yesin. Çok pardon ya. İyisin değil mi? Nürüm Allah'tan uçuruma düşmemişiz ha. Çıkana kadar yemeği kaçıracaktık. Yumul yumul. İyisin değil mi? Evet diyeyim ya lafı tutma beni. Maşallah sana. Abla. Ben bu kızı eti yedim. Selamünaleyküm. Ay kız ye ne olacak? Canı olsun, kanı olsun ablam benim. Ha, ha benim işte. Teşekkürler. Et yok mu? Ha yok mu? Değil. Ben hemen ilgileniyorum. Sen bir şey istiyor musun? Yani 5-10 tane dar köfte alır. Tamam. Arma. Gitti minnacık kuzu gitti. Et var mı et? Thank you.
bir de şöyle sürüyorum. Kafasında saç kalmayacak, haberi yok. Efendim? Ben evden çıkıyorum. Nerede buluşalım? Ya İsmail'in yerine gidelim mi? Orası daha sakin olur ha? Yok, benim Balta Limanı'nda bildiğim bir yer var. Orası daha sakin olur. Çıkıyorsun değil mi? Evet, evet. Ben çıkıyorum. Orada görüşürüz, tamam? Tamam, görüşürüz. Hayatım, ben çıkıyorum. Tamam canım. İyi eğlenceler. Sen ne yapıyordun? Ben bahçede yoga yapacağım da ona hazırlık yapıyordum. Ayakkabılarla mı? Çıkardım ya Şadi. Peki, görüşürüz. Görüşürüz canım. Çıkıyor musun Fikret? Evet hayatım. Görüşürüz. Güle güle Fikret. Sen iyi misin? Ne oldu ki? Bilmem. Biraz garip bakıyorsun da. Ay ay ay, iyiyim iyiyim. İyiyim. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, gördüğünüz üzere ilk oyunumuz dart. Çizgi geçmek yok, kolumuzu uzatarak atmak yok. Çiftler halinde oynayacağız. En fazla puanı toplayan çiftimiz oyunu kazanmış olacak. Hadi bakalım, ilk çiftimizle başlayalım o zaman. Buyurun. Nasıl atış bu ya aşkım? Tamam, yaklaştık işte. Bir dahakine daha iyi atacağım. Ya çekil şuradan Erol. Çok biliyorsun. Hadi. Aman Allah! Hocam! Ama kimse gelmedi değil mi? Ya sinir ettiriyorsun beni. Sinir oluyorum, atamıyorum sonra. Nilüfer, bu sporda acayip iyiyim ha. Yani hani dart benden sorulur desen yeridir. Hadi. Göstereyim nasıl atacağım bunu. Ay çekil, çekil. Bak ben sana göstereceğim şimdi. İyi izle. Hayatım boyunca hep altında ezilmeye mahkumsun kurtuluşçum. Hadi canım. 12'den vurdun ya. 20. Evet. 12. Pardon. Yıldız? Betül. Bu ne tesadüf? Hayırdır inşallah. Ne işin var senin burada? Bir arkadaşımla buluşacağım. Hah, aynen ben de. Yıldız. Ben aslında buraya Şadi'ye bakmaya geldim. Ay ben de Fikret'e bakacağım. Ama dilim varmıyor söylemeye. Eltim. Yoksa bunlar bizi birlikte mi aldatıyorlar? Yazıklar olsun ikisine de. İyi ki böyle bir zamanda benim yanımdasın. Ben şu anda burada yalnız olsaydım bunu atlatamazdım. Böyle zamanda birbirimizin yanında olmayacağız da ne zaman olur diyiz. Ah Betül. Ama biz bunu da atlatırız. Evet.
ortalığı at, dur. Gel, buraya doğru sen at bakayım hadi. Ah! Ete girmiş mi? Girmiş mi? Girmiş mi? Etime mi ok şu anda? Ay! Ha? Ay şu anda sıcağını hissetmiyor olabilirim. Etime mi değmiş? Ya küçücük ok sus be. Ah! Ne yapıyorsun? Ah! Sus, nezim olduk. Gülüyorum. Ah, çok pardon. Tam burasına gir daha gördüm. Valla. Erol kendine daha mükemmel bir iş bulamazdı. Var ya. Evet. Sizi böyle alalım. Buyurun. Kazanan çiftimiz Lale Hanımlar. Alkışlıyoruz onları. Aferin abla. Tebrik ederim Lale Hanım. Çok iyi oynadınız. Teşekkürler. Lale Hanım. Lale. Lale iyi misin? Lale. Lale. Lale iyi misin? Lale. Abla. Şöyle geçelim. Tamam. Buyurun. Ben tutarım. Ne oldu bak. Açın alın. Lale ne oldu? Şöyle otur. Tamam ben tutarım. Lale iyi misin Lale? İyi misin ablacığım? Ay iyiyim ya, böyle bir tansiyonum düştü, böyle kalbim falan da çarpıyor. Çantamı getirin. Aç bakayım, aç. Aç, aç. Nasıl? Tansiyonunuz normal. Zaten bir anlık bir şeydi, geçti. Oh. Bak iyi hissetmiyorsan hemen bir hastaneye gidelim Lale. Yok yok, iyiyim. Ben doktorum zaten. Endişe edecek bir durum yok. Dediğim gibi Lale Hanım, tansiyonunuz gayet normal. Şimdi gebeliğin bu dönemlerinde tansiyon düşüklüğü görülebilir. Çarpıntı için de isterseniz yarın bana uğrayın. Bir kan testi yapalım. Belki kan değerleriniz düşmüştür, kansızlık vardır. Hem ona bakmış oluruz. Sen mi? Katılmıyorum size. Biz yakın zamanda kan sayımı için size geldik. Sonuçlar da gayet normal ya. Peki neden oldu bu? Şimdi... Canım. Endişelenecek bir durum yok. Çünkü bu gebelik döneminde bebeğin besin ve oksijen miktarını karşılamak için anne daha fazla kan üretiyor. Tabii kalp de haliyle daha fazla çalışıyor. Kalp atımını ve yaklaşık %20 civarında bir artış olduğu için sen bunu tabii çarpıntı olarak hissettin. Gerçekten mi? Evet. Hı hı. Yani kalbin gebelik sürecine alışmaya başladı. Ay benim kuzum. Ay benim kuzum. Ay. Onur Bey haklı. Evet şimdi Lale Hanım'ın tansiyonu normal olduğuna göre şu an kendinizi daha hissediyorsunuz. O zaman şöyle yapalım, sıradaki oyunumuza geçelim. Kendine güvenen erkekler için halat çekme oynayacağız. Aa! Acayip bir şey yapalım. Sorun yok. Abisi, iyisin değil mi? İyiyim enişte. Yani iyisin değil mi? İyiyim. İyi. Oynayalım bakalım. Ay vallahi çok korktum Lale'm ha. Ben de. Hadi Şadi, senin çenenden bıkmıştır. Ama Fikret beni nasıl anlattı? Ay aşk olsun Yıldız. Aslında Fikret abim gidip Şadi'mi ayartmıştır. O da doğru. Hazır mısın Betül? Hazırım Yıldız. Yürü Betül, yürü Yıldız.
kimse yok yanlarında bunların. Evet. Dur, bekleyelim. Bunlar bizi aldatmıyorlarsa neden bize yalan söylediler? Tabii ki rahat rahat görüşebilmek için. Haklısın. Bunlar o yüzden bize yalan söylediler. Ne yapacağız peki şimdi? Tabii ki böyle bir yalanı ikisinin de yanına bırakmayacağız. Yürü Betül. Hadi Yıldız. Fikret. Karıcığım. Şadi. Karıcığım. Koy koy oraya. Hadi durmak yok. Bütün kasaları tek tek getireceksin buraya. Anne. Hepsini nasıl taşıyayım Allah aşkına ya? Ya oğlum bana yalan söylemeden evvel düşünecektin yavrum. Anneciğim. Ne olursun özür dilerim. Bir daha yapmayacağım ya. Yok. Bundan sonra ben sana artık göz açtırmam. Unut onu. Hele o oğlanı da getireceksin. O sana o aşk mektupları, aşk mesajları nasıl yazılırmış onun da ifadesini alacağım. Aşk mesajı mı çekmiş bana? Ne demiş? Bakayım ne demiş. Ve hatırlamaya çalışayım. Demiş ki şu terliği. Ben kasa taşıyayım. Yersin kafana. Oyalanma. Bir saat vaktim var. Hadi yeter, yoruldum hayatım. Çok yedik. Vallahi çok güzel yedik ama. İyi yedik. Şahane yedik. Aynen. Fakat bayağı doyduk. Uğramayı unutmayın. Çok mu yedik? Yok. Afiyet olsun abi. Nasıl? Umarım memnun kaldınız. Evet ya, her şey çok güzeldi. Çok keyif aldım. Harika. Sizi bu tür organizasyonlarda daha çok görmek isteriz Lale Hanım. İnşallah. Vallahi hepsine katılmayı isterim. Biz de gidiyoruz. Biz de kalkarız. Size doyum olmaz. Canım biz biraz daha kalalım mı? Olur. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ben öyle söyledim ama istersen kalkabiliriz. Yani nasıl istiyorsan. Kalkalım. Nasıl kalkalım? Şimdi mi kalkalım? Buradan mı kalkalım? Hep beraber mi kalkalım? Ne güzel ortam bulmuşuz. Orman havası. Neden kalkalım? Dördümüz çok iyi olmadık mı böyle? Ha Filiz'im? Aynen ya. Vallahi ben çok eğlendim bugün. Değişiklik oldu yani. Siz bize gelseniz arada sırada yemeğe. Gelin mesela haftaya. Geliriz. Gelin gelin. Olur olur. Of. Ha? Et kalmadı mı ya? Kalmadı be kurtuluşum. Et bitti, insanlar gitti. Biz de kalkalım diyoruz ha hep beraber. İyi gidelim. Kalkalım. Eşin de bizimle gelsin. Gençler biraz kalsın. Gençler burada otursun. Ha gençler? Münim, seni ben bırakayım mı? Ablam, ben kurtuluşla gideyim o zaman. Siz de burada baş başa kalırsınız ha. Tamam. Anneme falan söyleme ama ha. Ay yok saçmalama. Ha iyi hadi. Baldız, ben de. Tamam. Dikkat edin. Tamam. Siz de kalın artık. Şu anın, ortamın bir tadını çıkarın. Tamam mı? Oturuyoruz. Hadi. Gel bakalım. Gel. Arabayı böyle bakayım. Köfte okula. Hadi bakalım. Kumrular. Söyle bakalım. Ne yapmak istersin? Yürüyüş yaptım. Karnımı da doyurdum. Ay çikolata mı yesek ki biz? Ha? Sen doydum demedin mi? Evet ama çikolata karın doyurmuyor ki sonuçta. Keyif için yenen bir şey o. Ay, şurada bir çikolata olsaydı ne güzel olurdu. Değil mi? Tamam. Zaten tatlı konusunda uzman sensin. O zaman siz bekleyin. Baba tatlı alıp gelsin. Thank you.
Gülüm, bayağıdır bu kadar beraber vakit geçirmemiştik değil mi? Geldim ben. Aa, beni görüyor musun sen neyi unut? Onur'un şeyi vardı bende, ben onu bir vereyim geleyim. Siz yürüyün. E biz gidelim o zaman. Miniğim, hadi sen de arkadaşlarla. Gel kız, yürü. Ay. Aa, tüh, su istemeyi unuttum. Uf, telefon çekmiyor ya. Onur. Beysu, senin ne işin var burada? Sen işim uzadı deyince ben de yürüyüşe çıkayım dedim. Heh, senin işin var burada. Benim işim erken bitti. Doktorun bir organizasyonu varmış böyle piknik falan. Ben de Lale ile ona katılmak zorundaydım. Buraya geldim işte. Katılman gerekiyorsa tabii ki katılabilirsin. Sonuçta senin bebeğinin annesi. Ama keşke haber verseydin de böyle sürprizlerle karşılaşmasaydık, değil mi? Haklısın, doğru söylüyorsun. Önemli değil. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.